Herkese yeni videomdan merhabalar canlar, kanalımıza hoş geldiniz. Annemin mutfağından açılış yapıyoruz bugün. Çünkü bugün annemle bir dolma sarma yapalım dedik. Kaç günden beri yapmaya niyetliyiz, bir türlü yapamadık. Bir de dolma sarma da öyle hemen 2 dakikada şipşak yapılan bir yemek değil. Yapınca da büyük tencereyle yapıyoruz. Öyle. Hayırlı günler hepinize. Aynı sabahlar olsun. Sabah da kalmadı. Sabah mı kaldı? Allah hayırlısını versin. He. Bak böyle olsun. Şimdi annem malzemelerini hazırladı. Hazırladım. Şu soğanı. Şu eti. Eti, soğanı. Şurada da domatesi, maydanozu. Toz biberi attım içine hemen. Ondan sonra biraz ben sana yağ koyarım. Güzel olur. Güzel zavatı. Biber. Bu da biber doğradım salçası. Kuru dolma ve kuru patlıcanla kuru biber almıştık geçtiğimiz hafta. Onlarla yapacağız. Biraz da yaprağımız var. Şimdi sen sarımsak mı istedin? Sarımsak neyse üstüne sos yaparız da. He, olur. Tuzunu ver bana oradan. Bir de yağını ver. Şurada doğrasam iyi değil mi? Şurada ben atarım. Neyse. Bakarız demeden. Atayım mı? Şurada daha az açarsın. Bundan yeterli herhalde. Yağ. Yağ da vereceğim. Bundan mı vereceğim? Hı. Sen şey yap. Tamam ya. Yani, tamam şimdi. Peki. Tamam. Şimdi bakarız da. Kuru dolma yağı sever. Yağsız da durmaz. Sıcak suya falan mı ıslanıyordu? Neydi o kuru? Patlıcan haşladın. Haşladın. Haşlamışım çöktüm şuraya. Yaprağı haşladım. Kız durmuyor kız. Bugün kimse yok yanında. Evde tek ağladı mı aile kucağına alırdı. Aytu, Alper sırayla kucaklarını alırlardı. Şimdi evde kimse yok. Bıraktım mı uyutuyorum kucağımda. Uyut bırakıyorum. 5 dakika anca. Yani 5 dakika sonra fark ediyor bırakıldığını herhalde. Gidiyorum azıcık bir şeyler yapıyorum. O odayı topluyorum, bu odayı topluyorum. Başlıyorum ağladı geliyor sesi. Benden uğraşın diyor işte. Benden ilgilenin diyor. Şimdi de içeriye koydum. Duruyor ama ağlaması yakındır. Geldi mi Aytur? Şimdi geldi o. Biraz onu Aytur yukarıda. Sararım yavaş yavaş. Az bir şey daha yağ veriyorum. Az. Az. Yani o şey de donar. Donar diyorum ya. Yeter. Donuk ya, o da erir. Yeter. Erince yağ yeterli olur. Olur. Ona şu terliği gibi ya. Herhalde karabiber atmadım ya. Unuttum mu? Ne yaptım? Bilmem. Nereye koydum ben onu? Bakalım bunlar şu. Şu belde bak. Şu da var. Bir tarafta var. Şu herhalde. Unuttum. Bir saniye. Bir şey daha at. Tamam yeterli. Olmasın. Şuraya bir sürü su sıçırım. Soğan. Yani yiyeci var. Nasıl yersin? Şimdi pirinci koy. Hepsini kumayla biraz. Gerçi buradan koy. Yıkadım ya. Yıkamışsın zaten hepsini koy. Yıkadım da. Koyayım mı? Koy. Hepsini. Tamam. Dolma da var. Biraz da yaprak çıkartayım. Yıkandı da yani. Şey olursa dolmayı çoğaltırız. Biraz daha yaparız dolma. Artarsa yani iç. Biz
Biz dolmanın içini, dolmanın sarmanın içini böyle hazırlarız. Evet. Bazı yerlerde kavruluyor. Soğanı kavuruyorlar. Salçasını, soğanı kavurup pirincini koyuyorlar içine. Bir de başka bir şey de koymuyorlar. Biz mesela biber şey doğrarız, maydanoz doğrarız, taze nane doğrarız, işte domates. Bunları böyle ince ince kıyaraktan doğrarız, içine koyarız. Ve kavurmadan böyle çiğden yaparız. Sade yaprak yaparsan kavurursan kavuran kavurur. Ama biz kavurmak lazım. Yok, bizim buralarda kavurma yok. Şimdi şu siliği sen al götür. Bunu da ben getireyim. O yaprak senin de içine koy. Onu da koy. Suyunu dök. Şimdi. Tamam. Biz televizyonu da sesini kapatalım. Kış geldi mi de dolma canımız istiyor yani. Bu dolma canımız istiyor. Yapayım dedim kaç oldu? Ali de yemezse canım istiyor. Ali de işte işe gidiyor. Gelince dedim geç olmazsa sıcak sıcak yesin. Yanına da ayran yaparız da şeyimiz yok. Taze yoğurdumuz yok. Yoğurdumuz var, da gelmiş. Var yoğurt. Şu iki tarafa alayım. Sen sarma yap. Hı hı. Onu bana böyle kazanı şuraya İşte ona yapayım. Bakıyorum nasıl şuraya, ayarlayayım şuraya, diye. Şuraya nasıl ayarlayayım diye ona baktım. Nilay Hanım uyuyor. Şimdi bakalım bu uyuyana kadar ne yaparsam. Altına mı düşeceğim? Az bir şey düşeyim de. Şunu düşeyim. Bu yaprak nerede? Bir sefer ya aldık ya, pişmedi falan. O ya bu. Öteki değil bu. Bunu da dedim dibine koyarım dedim. Daha bir şeyse duruyor daha var. Sıcak duruyor. Azıcık çok az o için. Pirinç iri ya. Saat kaç bu arada? 3:25 geçiyor. Şimdi 4:20 kala Alper gelir. Aygül oraya gittim. Ayas için. Varmış. Yerde 5-6 tane. İyiyim. 5-6 tane bir yerde. Şey de... Kalabalık dedi. Varız da var dedi. Hangi de yaparsanız dedi. Sağ olsun buraya kadar da getirdi. Abi her erken geldi. Bak bizim için çaldı. Kapırdın mı? Yok Aytöy'de ya. Şey ne diyecektim ya. Bizim dükkan da vardı. Şey dışarıda. Önceden. Bilmem hali vardı. Yok dedim. Öyle bir şey dedim. Bakmış o da yok diyor da. Önceden gün vardı yani. Onlar ne oldu? Bari abin alıp gitti. Götürüyorlar ya. Tamam. Onlar bunun tuvaklaşın altında böyle ıslanıyordu. Buraya yapmış. Ağızlar şey yani. Niye böyle şey olmuş? Elif gibi. Olur mu? He.
Şeyler iyi mi? Bunlar nasıl? İyi. Annem nerede dedi? Aşağıda dedi. Buraya geliyor. Yeseler şimdi şu dolmalardan ak ne var? Yemiyorlar işte, yemiyor. Hoş geldin oğlum. Buyurun. Şuradan. Erken geldin bugün. Erken? Yani 24'e 20 kala falan geliyordu. Saat, senin saat kaç? Anneannenin saati 4. Tamam işte diyorum ya, erken geldin. 4 mü? Ben bu saat yeri mi kaldı? Yok. 3.24 diyor. Hı. Nerede yok oğlum? Nasıl geçti günü? Normal. Normal. Normal bir şey yok. Tatile yaklaşıyorsunuz bakayım. Heh, bu hafta tatile gireceğiz. Eray durdurmuyormuş gidek diye. Neyi? Abisine. Ankara'ya gidecek. O, ne kadar gidecek yerleri var o kadar. Bizim de köy ev olsaydı. Köydeki ev bitmiş olsaydı köye giderdik. Gider kalırdık bir hafta. Bir hafta kaldık. Ne güzel. Yer içerdim orada. Mangalımızı yapardık. Ne güzel olurdu. Yaparsınız inşallah. İnşallah. Otur durmuyor bizi dedi. Okuldan da gelseydin önce, yani gelmeyen gelmesin demiş, yazılımımız var ya. Bitti. 15 gün tatil zaten. Gelmeyen gelmesin 3 günde demiş. Erken giderse 20 gün kalırlar. Herhalde yani ya da bir güne geçirler. Hüseyin Tuğba'nın kaynı ölmüş. Tuğba'nın kaynı ölmüş? Evet. Allah Allah. Ondan sonra. Bir tane daha kaynı ölmüştü onu. Demirçelik'te çalışıyordu. Ondan sonra. Hadi ben şunu elimden alsana. Tuğba'nın kaynı ölmüş. O neyden ölmüş? Savaşında kayınbabası ölmüş. Allah rahmet eylesin. İkisi de birbirine çatışmış bugün. Hmm. Sultan oraya gitmiş. Bunlar bir şey değil ha. Şunu çevireyim bakayım biraz. Parça elimde eriyor. Allah. Çok mu haşlayıksın ondan mı? Bazıları eriyor sanki elimde. Allah. Oğlum aç mısın? Hmm. Yani. Ha? Yani. Yani de. Yukarıda şeyden yesene. Kurabiyelerden. Bunu da köfte yaparsın. Hmm. Bir gün evvel içine şey yapalım. Şey mi? İşli köfte mi? İşli köfte. He. Ama ikinci ne zaman? Saat 5'te Yasin başlayacak. Öyle dediler. Şeyde mi? Cenazeyde mi? 5'te gelin dediler. Allah'ım bir lahmacun yaptırmışlar. Hmm. Dedim hastayım, hiç yemek yapmaya halim yok dedim. Yemek yapayım. Dedim bir borcum var dedim. Onu vereyim dedim, bir türlü bulamadım sizi dedim. Ben de bir ay oldu gelirdi, hiç kapıya çıkmadım diye. Hmm. Bir gün ameliyat olmuş. Neyden? Kanka kesesinden. Çok taş varmış. Allah Allah. Hmm. O kızcağız hastaydı. Allah. Ameliyat oldu. Şifa versin. Ayaklarından hep hastaydı. Hı, senelerce. Hala var galiba. İşte eve gidelim, ev çekmiş. Benim evde duruyor, onun evinde de oturacak durum yok diyor. Hasarlı mıymış evde? Yani? Hı, hasarlıymış. Benim evimde dedi, onların evi üst üste değil miydi? Üst üste de. Üste bir şey olmuş işte. Altta çatlaklar varmış. Onun için korkuyormuş. Hmm. Şöyle.
Bunları da atıyoruz. Evet. Az koy, az koy. Çok mu koyuyor? Az koyarsan da patlamaz. Şu kenarını da düşündüm. Ya Allah, la ilahe illallah. Muhammed'e Resulullah. Şöyle. Bunda patlıcanı alasın. Maraş'a gidesin. Orada kuru da oya kuru da gelesin. Bir şey olmaz. Bizim buralarda olmaz işte. Bizim burada kurumuyor. Antep, Maraş, İslahiye. Oralarda kuruyor. Burada kuru patlıcan, biber kurumuyor burada. Nemli bir havası. Nemli tabii, deniz havası var. Denizli ya, nemli olduğundan çürüyor, kurumuyor. Herkes neler kurutuyor, neler... Elmayı ince ince doğrayıp kurutuyorlar. İşte o kuruyan memleketlerde. Kuruyor, he. Ondan sonra... başka neyi kurutuyorlar? İşte biber, şey biber diyorum. Kayısıdır, eriktir. Onları zaten Malatya tarafında kayısı kuruyor. Hurmayı kurutuyorlar. Pazardan aldım sulu. Hani onu kurutuyorlar. Şöyle yapmış. Oradan da benim kesecek isteğim kesin dedim. Koparırsan ağzı hepsi iki günde çürür dedim. İzlere de getirsin. Bir poşette bize getirin dedim bakın, getirirlerse. Kalmadı valla mandalin falan, çocuklar seviyor. Araba sıçtı, geldi benim gelme. Arabasız ikmaf ettim. Ama benim işe girmiyorsun. Yoksa şimdiye kaçırır, gide gide gelirdik, getirirdik yani. Subhanallah, elhamdülillah. Ve la ilahe illallah, Allahu ekber.
nerede dolaba attığımızda doldururum ben de var. Duydum ya dolaba. He. Sen şu da görmedin mi? Görmüyorum. Dünkü yazdığını temizleyecektin mi Alper okulda? Hı? Ha? Ne? Dünkü yazdığın şeyi, tablolu. Baktı mı öğretmen? Hı, aldı. Ne dedi? Çoğunluk getirmemişti. 8 kişi mi ne getirmişti? Hı. O dedi ki bu 8 kişi ben yani iyi bir şey yazmış olsa, iyi veya kötü bir şey yazmış olsa bile iyi sözlü alacaklar dedi. Hı. O kadar yani. Şimdi şu elime bir peçete elim alsam silmesem yapamam sana. Bir tane daha versin. Alper şuradan peçete ver annem annemine. Gift de ver. Bana da versene onu. Ben de iş yapmam oturum. İş yapmamız olsun. Şimdi şunları koyayım dibine. Kızar. Şu altına sıcaklığa. Evde de var, evde, köyde ne? Var bu yaprağı. Şey mi, bidonda mı? Bidonda var, bir de şişeyle buraya getirdim mi bilmiyorum. Ayten verdiydi onu da. Buraya getirdim diye biliyor. Ben ya. Hatta dedim ya, bu şişede içinde su yok, bozulmuyor mu falan demiştim. Yok, bozulmaz, bir şey olmaz. Bunu da bir gün sorarım. Bunların asması var değil mi? Ayten teyze. Yok, ben diyorum. Var diye biliyorum sen. Kötüde bir asmalar var. Hoşlarda neden aldım herhalde. Onlar da neden yapmış işte bir şey. Benim yaprağım, üzümün yaprağı çok güzel. Biraz işte onu haymanın üstüne atmak lazım. Bir türlü yapamıyorum ki. Gelemiyorum ki. Oğlum bir tatlı var sana bir çatı. Biz elimizle sararız böyle. Ben elimde şeyde saramam. Aslında o da çok rahat oluyor da ben de hiç senden elimde sarmaya alışmışım diye. Bunu da gösterdim.
Benim de bazısı böyle şeyde sarar, yuvarlak. O da güzel oluyor. O da çok güzel oluyor da işte böyle alışmışım. Sen öyle alışmışsın, ben de senden öyle alıştım ama hep de ben de diyorum ki her bu sarma yaptığımızda bir öyle bir deneyeceğim bakayım. Ne deneyim? Rahat. Şey, şurada bir deneyeyim bakalım. Şöyle çekeyim. Öyle de güzel oluyor. Güzel oluyor, ince ince sarılıyor da. Çok az koy. Çok koy. Koyma. Anne bu çok yeter, o zaman. Bak sen onu yeter o. Büyük. Yok yok kızım hiç şişe. Kocaman oldu işte. Bir daha yapalım. Biraz daha sık kendini. Biraz daha az koy. Biraz daha az koy. Sene var ya şöyle adam akıllı yaprağı düşünüyorsa. Hiç geçen sene miydi? Evvelki sene miydi? Ali almıştı, o da hiç iyi çıkmamıştı. Bu sene aldığı da pek güzel çıkmadı. En güzeli şu pazarda açıkta satıyorlar ya. Gidip böyle eline bakıp öyle bakın hocam. Cuma pazarında var. Satan bir tane. Her zaman var. Bir ara geliyor geçiyor o da işte. Onu hemen alıp yapacağım. Yok yok şey hani ya tazeyken iyi bir yer bilip alıp yapacağım. İyi bir yerden toplayıp satandan. Bir de şeyde satılıyor. Cuma pazarında böyle salamura yapılmış satılıyor ya. Ama ona abi, bakacaksın. Ona diyorum. Ona da her yaprağı koyanlar. İşte bilmiyorum. Çok mu boyuluyor, sertleşiyor. Doğru düzgün bir yaprağı düşmüyoruz yani. Hep şey bak. Kimi yaralı, kimi şey. Bir şeyler yedin mi sen öyle? Kahve yapardım içerdik ama. Yesin mi? Hiç kahve yapayım mı o zaman? Yap. Bitsin de öyle yapayım o zaman. Gerçi saat çocukların saati geliyor. Alper alır gelince. Alper alır gelince. Kaçta çıkıyor 4.30'da mı? İşte 4.30'da biri çıkıyor. 5'te de öbürü çıkıyor. İşte baksana değil mi? Adam akıllı bir yaprağa düşmüş. Lan ya. Şu şeyin yaprağı nasıl? O satıyor sürekli Sevgi. Ondan aldılar. Hep aldılar. Keşke biz de alaydık güzel yaprağı. Neyse ne söyleyeceğim kitabı söyleyeyim. Halıya vururdu. Satarlarını satardı. Ufaklarında ona buna verirdi. Ben de bana da verirdi. Ben de sarardım. Bir dayım dedem gülüm vardı odamda. Sultan oluyor da bu sene vermedi Sultan. Geçen sene sarıyla sarıp vermek için verdiydi. Kendimi bastı. Bilmiyorum iyi mi olmadı. Demiyorum. Alper. Evet.
Alper, Alper de. Alper sessiz bugün. Ay. Bir yerde görmüştüm ben. Ha şuradaymış. Aman aman aman. Gibi. Annemin getirdiğim kahve. Açık kahve. Biraz fazla koyacağım bir defa. Kahvemizi ocağa koyduk. Güzel bir kahve içelim. Ekranı daha karıştırayım da. Küp şeker attım. O yüzden o da hemen erimiyor. Çok az bir şey kalmış şeyden. Sarmanın içinden çok küçücük az bir şey kalmış. Annem onun sonunu şey yapıyor. Sarıyor. Dedim eve çıkmadan kahvede içelim öyle çıkayım. Çünkü eve çıktığımı geri inemem. Ancak çocuklar okuldan gelir. Küçükler yani. Onlar da gelirler. Acıkmış olurlar. Onlara yemek hazırlamam lazım. Kahvemiz pişene kadar azıcık sohbet edelim sizlerle.
Evet, 15 tatil yaklaşıyor. 15 tatilde nerelere gidiyorsunuz? Biz evdeyiz vallahi, biz bir yere gitmiyoruz. Malum havalar soğuk. Gerçi haftaya havalar nasıl olur bilmiyoruz da. Ama belli olmaz, yine de abimden arabayı alır bir yerlere böyle bir kaçamak falan yaparız belki. Böyle bir iki birkaç yerlere gidebiliriz de. Aklımızda böyle bir yer var da dur bakalım. İyi kaynamaya bir şey oldu, başladı. Şöyle yapayım da. Kaynamasına yakın. Ortalıkta bir salgın var. Bir salgın var arkadaşlar. Herkes hasta. Allah'ım yarabbim. Ay ay. Azıcık azıcık atlattık gibi biz. Ali hasta şimdi de. O çok gene ağır tutuldu. Çocuklar atlattı şükür Allah'a. Ha, biraz öksürükleri var. Biraz burun akıntısı falan var. Burunları tıkanıyor falan ama en azından o ateş ishal dönemini atlattılar çok şükür. Çok şükür o dönemi atlattılar. Ali de şimdi başladı. Çok ağır tutuldu. Doktora gitti, ilaç yazdırdı ama şimdi bu aralar izin de alamıyor maalesef. Çünkü benim doğumda çok izin kullandı. Ondan sonra bir de çarşamba günü Nilay'ın kalça çıkığı ultrasonu çekilecek. Kalça çıkığı var mı yok mu? Onun ultrasonu 45 günlükken getirin demişlerdi. Bugün onun randevusunu aldım hastaneden. Hastane ücretleri de zamlanmış, gözümüz aydın. Özel hastane ücretleri 800'lü 1100 TL olmuş. Hem şimdi kalça çıkığı için ultrasona ayrı para vereceğiz, muayeneye ayrı para, doktor da görecek, muayeneye ayrı para vereceğiz, ayrı ödeme yapacağız yani. Ama ultrasona ne kadar ödeme yapacağımızı bilmiyorum, sordum da bilmiyorum dedi sekreter. İkisine ayrı ödeme yapacağız. Kahvemiz köpüklü olsun, köpüğünü alıyorum o yüzden. Böyle. Bakalım. Çarşamba günü işte sabah çocukları anneme bırakırım. Kahvemizi şöyle bir koyalım. Mis gibi. Köpüklü köpüklü. Haydi bakalım. Bize afiyet olsun. Kahvem, günün kahvesini de içelim. Sonra ev işlerine yemek, içmek devam. Çocuklar okuldan gelir. Onlar başlarlar artık. Anne okulda şu oldu. Anne okulda bu oldu. Öteki der anne karnım aç. Öbürü der ben bunu yemem. Öteki fırlatır atar kıyafetini. Ben kıyafetini topla derim. İnatlaşır. Hadi bakalım. Kaç? 4. Daha 20 geçe çıkartacağım. Kahveler geldi. Kahvelerimiz hazır. Az kaldı, bu da bitti. Ha, bitmiş valla. İyi o zaman. Elini falan yıka da öyle şey yap, içelim. Tamam, şunu bir tanelik kaldım da sarayım da. Şunu üstüne koyarım. O zaman bekleyin, tepsiyi kaldıralım. Kaldır. Önce yerine koyalım tamam. Sen. Bir tanelik kaldı, bir tanelik. Bunu da sar bunu. Bunu olduğu gibi götürüyorum o zaman. Şunları falan da götürüyorum. Götür götür. Dur üstüne de yaprak koyacağım ya. Tamam. Şöyle şurada bir tane büyük koyalım. Bunu. Birkaç tane alayım koyayım da dağılmasın. Dur gerisini kaldır. Hadi. Tamam mı? Evet, götüreceğiz. Dur dur dur, çok bastırma, kahve dökülüyor. Ha, şimdi böyle canlar işte. Bir tencere
Kuru dolma, biber ve yaprak sarmamız hazır. İçinden yaprak şeyler alayım da. Katılaştırır. Şimdi neyle? Ocağa koyacağız. Evet. Pişireceğiz inşallah. Yiyeceğiz. Kuru dolma, biberler biraz altta kaldı. Bu tarafı sarma yaptım. Bu tarafı da dolma. Biberler ikisi. Şunu üstüne örteyim. Almasın. Pazarada gidersem şey sarma taşı vardı benim, ne olup bilmiyorum. Sarma taşı süpürdüm. Sarma kalmış. Tamam. Şimdi bunu götürüp bunu da götürürsün, bilirsin kazanı. Tamam şimdi. Toplayıver anne. Dur, ben kalkayım. Dur bekle. Kalkabildin mi? Kalkmam çok zor, çok ayağım çok ağrıyor. Yavaş. Mışıl mışıl uyudu. Neyse yemek yapmamız, yemeği yapmamıza fırsat verdi teyzelere. Yemeğimizi en azından yapabildik çok şükür. Kahvemizi de içelim, yukarı çıkalım sonra. Köpüklüyü anneme vereyim. Biri daha köpüklü. Ödev var mı oğlum bugün? Bugün ders işlemedik ki. Niye? Niye ders işlemediniz? Bugün ders işlemedik. Din dersi demiyorum ya. Ders işlemedik hani ya. Neden? Bedende ne yaptın? Beden ilk dersi çıkmadık. Niye? Hava soğuktu. İki ders çıktık. Bak o kafanın arkasındakini yukarı koysana sen. Kafa hizasında olmuş kural. Şu olur mu? Islanmış benim. Annemin tezgahında bulaşık katken üstün çok ıslanıyor. Çeşme yukarıda su akarken üstüne çok sıçrıyor. Benim de ben buralar ıslanmış bile. Ondan sonraki ders temelliği bilgilerdi. Öyle dörtlük derslemedik. Ondan sonra İngilizce, İngilizce'de bizim okulun alt katında konferans salonunun falan olduğu katta eski mescit var. Oranın içine şey var, koşu batları vardı ya, oraya taşıdılar onlara. Ne var? Koşu batları vardı ya. Şurada şey var. Koşu batları vardı dur, ya. Dur. Onu oraya taşıdılar. Bir de orada işte koltuk falan var. Bir de ofisin şeyi var. İngilizce dersinde oraya indik. Ondan sonra matematikte. Matematikte sınıfta durduk. Öğretmen gelmedi mi? Matematik. Geldi. Ders işlemedin o zaman. Son hafta ya artık. Yazılılar bitti. Sonra edebiyattan sonra. Yazılılar bitti. O yüzden derslerde... Yarı yıla geldiniz yani. Ama geçti kız, yarı yıl bitti. Vallahi nasıl bitiyor Allah'ım ya. Günler çabuk geçiyor. Çok hızlı geçiyor ya. Vallahi hiç anlamıyoruz nasıl geliyor, nasıl geçiyor. Şu kamerayı da yerleştiremedim. Bu işin de en şeyi bu kamerayı yerleştirememek. Açıyı ayarlamak. Sonra bu pencere açıkmış. Hoş durmuş. Ne zaman açtım ben onu? Sabahleyin mi açtım? Dün gece açtım. Hava suyla içerdim. Sabahtan beri kapatmadım. Hiç unuttum işte. Yine de ısınıyor. Hani bura çok çabuk ısınıyor. Soğuktu ya, ben hiç üşümüyorum. Burada oturuyorum saat 12'ye yakın, 12 olduğunda gidiyorum öbür tarafa, yatak odasına. Orada da hiç üşümüyorum. Bak dışarıda rüzgar esmeye başladı. Montunu giy. Soğuk havalar. Akşama şeyine döndü.
Ya boş ver diyor ya. Başını iyice kapat. Oğlum. Montunu giyeceksin oğlum. Olur mu öyle şey? Terler terler. Yok rüzgar esiyor. Ben terlerim ya. Yakup'un da bak hele montunun şeyini kapat ha fermuarını. O bilmiyor yapamıyor. Şey ya şu fermuar takılıyor biraz. Yakup'a de ki şunu şöyle tut de. Şu üst fermuarını şöyle birleştirdin mi alttan yürüyor çıkıyor. Yoksa çık şey olmuyor. Onun fermuarını mutlaka önünü kapat. Umarım da almıştım ben şey. Ne? Arıtma aldım dedi. Hı. İyi etmiş. Kaç almış? 1300. İyi. 1300 hiçbir şey değil vallahi. Satılan suların hiç tadı yok. He? Hiç tadı yok. Ben bunları hiç içemiyorum. Evinde çeşmeden akan su gibisi ya, var mı ya? Vallahi evinde çeşmeden akan su gibisi yok. Ben başka suları içemiyorum. Ben arıtmam daha su var. Şu köydeki eve bir yapsaydım. Orayı hemen alırım. He. İnşallah. Alacağım, oraya da alacağım. İki defa aldım, bozuldu. Bir daha da işte burada olduğumdan almadım. Hmm. Alırım inşallah. Sağ olsunlar, kayınım kızları. Yenge gel, al diyorlar ama sağ ol. Hep aldım. Ama evimdekine uyar. Olmaz. Olmaz. Her zaman yani böyle bir gün araya gittim, aldım. Yok, olmaz. İki tane bir tane şey, 5 kiloluk dolduruyordum. 2-3 yetiyordu. He. Ama olsun. Sen kendimi alın başka. 1300 lira da hiçbir şey değil. Bir şey değil ya. Yani önceden de 1000 lira, 1500 liraydı. Aradım manalık da bir sene. He. Diyor, gelene kadar bozmuşlar işte. Depremde ne de. Hı hı. Dep bozulmuş şey. Olur. Hı. İşte o gün almış. Yetmişsin dedim. Yukarıdaki diyormuş Meryem. İlla almaz mı şey, Man teyze diyormuş. Ama diyor her zaman olmaz diyor. Yetmişsin dedim, çok iyi yapmışsın. Diyor. En güzeli çeşmenden akan su. Damacanayla hiç uğraşmayacaksın. Yok. Damacanaya doldur. Biz ilk evlendiğimizde senin burada takılıydı şey. Ay damacanayla aşağıdan aşağıya indirirdim. Bir de hortumu takardım ona. O dolardı. Bazen o dolarken burada bir şeyler yapayım derdim. İşe güce dalarmışım. Unuturum. Gelirim bakarım ki taşmış. Ne kilim kalmış ne halı kalmış. O bu sefer bana iş iki defa. İkinci başlar, iş çıkar. Başlar çok az akıyor zaten. He. Olmaz. Ondan sonra başında duştan olmaz. He. Ondan onuraları geri toparlardım. Ali gelirdi onu yukarıya kaçar çıkardı. Kaçar onu taktıralı. Yurttur. Siz de benimkinde taktırdınız ya. Şeyle işte filtrelerini mi? Filtrelerini. Yukarıya taşındığımızda şu yok fazla oldu fazla da Temmuz'un ilk haftası. Haziran'ın sonu Temmuz'un ilk haftası. Bayramdan önce bayramdan bayramda oradaydınız da. Kurban Bayramı'nda yukarıdaydık ya. Melih'in düğünü oldu. Ne onda yukarıdaydık. Yeni taş çıkmıştık Temmuz, yukarı. Temmuz, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bitti. Evet. O 7 ay, 7. ayda. 7. aya geliyor. Az olmamış. Yine gelip geçeyim olur. Değil mi? Okul açıldı. Birinci dönem bitti bile. Bu kahvemiz güzel ha. Bilmiyorum. Kahvenin lezzetini alıyorum. Bazı kahvenin lezzetini güzel alıyorum. Bazı da almıyorum. Evet, nasıl oluyorsa. Oluyor. Bazı aynı yerden alıyorum, bazı değişik bir yerden alıyorum. Çarşıya gitsem iyi olur, çarşıya gitmem lazım. Biraz eksiklerim var. Yavaş yavaş açık olsun, havalar açılsın da. Sen bugün pazara falan çıkacak mısın? Allah kızım çıksa arıyorum ben. Ne için? Yemek yapacağım, soğan yok. Her şey var lazım. Soğanı bol alayım da geleyim. Ay ben de giderim. Hmm. Al ben gidelim mi biraz sonra? Nereye? Pazara çıkar mı? Bilmiyorum. Çıkar çıkar oğlum sana. Sulanla patates alayım. Sen getir ben oradan da yukarı çıkarım. Oraya vereceğim burç var. Onu veririm. Sen gel onu. Onları alırsak yeter. Sulanla patatesli olar. Patatesli sizlere kızartım yapayım. Ben çok fazla şey yapmıyorum. Saat kaç oldu? Nahmetim yaparız inşallah. Ben şimdi haftaya çemir hazırlık yapmam lazım. Annem de boş olduğumda mı olur? İlham yem derim. İlham pazarlığına gelsin her şeyi hazırlarım gider. Oradan da şey izin alırım. Kuluna da söylerim. Hmm. Bak ben getireceğim benimkini akşama.
çıkar diye. Çıkarır, çıkarır. Yapayım da Allah rızası için. Madem o su veriyorsa, veriyorsa komşular çöplüğe getiriyor. Niye veriyor? Onlardan şey ya, poşete hava almayacak şekilde koy. Lahmacunun içine sarıp yemesi falan yanında yemesin olur ya, onun içine. Öyle de olmaz. Onu saklama, ben saklama kabına koydum mu hiçbir şey olmuyor da işte. Sen öyle hemen koyuveriyorsun dolaba. Buruşuyor. Açıkta olduğu zaman. Kavanozun içine getirip kavanoza koyayım. He. İçine koyayım. Kavanoza bas. Saplarını kes, kavanoza bas. Öyle mi yapayım? He. Kavanoza da. Hava almazsan baktığında hiçbir şey olmuyor. Akşam getirdi ben. Getiriyorlar ya sürekli. Dolmaya doğradım. İşte komşularımız şeyde çalışıyorlar. Maydanoz tarlasında maydanoz topluyorlar. Sağ olsunlar. Her gün getiriyorlar. Anneme veriyorlar. Bana da verdiler bir iki defa. Ben de böyle doğruyum. Ben de bu ara hep akşam yemeklerin yanında yiyorum. Yakup böyle yapıyor. Getiriyor mu sofraya? Kendim gene getirdi bunu diyor. Elini alın şöyle. Ay gene şimdi öbür tarafı. Ay. Sınıfa koyuyorum kendisini. Hiç yüzüme bakmıyor. Direkt arkadaşlarının yanına. Hafta sonu arkadaşlarına sarıklıyor. Hepsini özledim ben. Arkadaşlarımı özledim. İlk günlerde neşe yapıyorlar. Hep onlarla ilgili bir an anlatıyor. Cem Hoca'mla şunu yaptık. Yiğit'le bunu yaptık. Her gün söylüyor bana bir şeyler. Bugün gelir yine başlar. Gündüz orada ne olmuş? Hemen okuldan, sınıftan girer girmez. Okuldan, aman evden içeri girer girmez anlatmaya başlıyor. Bunun da nerede? Eline sağlık. Afiyet olsun. Sen de eline sağlık. Ben götüreyim bunu. Yıkarım, kaldırayım. Burada ben de su koydum. Ben... Kaynasın, dolmanın üstüne koyacağım. He, altını yaktın değil mi dolmanın? He. Yok, altını yakmadım. Su kaynatın. Su kaynayınca mı? He, tamam. Şu ben kettle'e bir bakın. Ben kettle'ı hiç kullanmam ya. Niye kullanmıyor ki? Bir de böyle dolmaya sarmayamış yapınca. Hiç kullanmam, bilmem. Bozuk mu aç muydu? Bir ara sanki ısıtmıyor muydu? Bu muydu köydeki mi? Bilmiyorum. Köyde de var. Köydekini bilmiyorum. Annemle kahve mesela içtik. Şimdi burayı da bir toplayayım da. Öyle çıkayım da toplamadan gitmeyeyim. Anne bunları atayım mı? Kalan sarmalar, yapraklar böyle bir yaralı maralı. O yaprakları ne yapayım? Yani böyle. He. Pek iyi değil yani. Şey olmuş zaten. Şunun içine. İyi değil artık bunlar zaten. Bunları. Atayım. Şu nasıl bir şu? Bunun üstüne bir şey bile koyak da. Tabak mı koyarsın? Koyak. Ya bir de sarma taş olsa bir tanesi bırakılmasın. Cuma'dan alırım inşallah benim pazarına. Ne dersin? Evet, ay bismillah. Neydi kız o kırılan? Nazar. Vallahi bu ara nazar var bizde. Kırılan kırılana. Dur dur, nasıl şey yapacağım onu? Şu şey, bahar dalı mı derlerdi eski tabaklardan. Dur şunu atayım da. Bu günlerde bizde böyle sürekli bir şeyler kırılıyor, dökülüyor, işte nazar çıkıyor, canımız sağ olsun, cana gele gele mala gelsin. Hiç kırılana mırılana hiç üzülmüyorum, kırılana kırılana hiç. Efendim oğlum, tamam annem kapıyı kapat. Alper, değil, şurayı da toplayacağım da. Önce şunları bir kaldır. Aylin'le Aytu karıştırıyorum çocukların ismini. Aylin'le Yakup'u almaya gidiyor. Eskiden biz küçükken annelerimiz isimlerimizi karıştırırdı. Hala
da öyle karıştırıyorlar da. Ama biz küçükken şey derdik. Hep ismimizi karıştırıyoruz derdik. Ayşe, Fatma. İşte ne bileyim. Öyle şey yaparlardı. Şimdi aynı şeyler biz yapıyoruz. Ben de karıştırıyorum. Çocuklar düşünüyorum. Bunlar büyük, şu küçük parçaları koyayım makineye, yüzleri elimde yıkayıvereyim. Şimdi cam kırığını bir toplayayım. Canlar dolmamı sarmamızla pişti, mis gibi görünüyor. Şimdi annem gönderdi. Yaprak sarması, kuru patlıcan dolması ve kuru biber dolması. Vallahi çok güzel görünüyor. Harika görünüyor. Hadi bize afiyet olsun. Biz de artık yemeğimizi yiyelim.